Günaydın sevgili izleyiciler. Günaydın. Anlatacağımız hikaye biraz sabahtan bu yana bütün ekibin, bizim. Hepimizi çok derinden etkiledi gerçekten. Olayı duyan, dünden itibaren bütün sosyal medyada, bugün de gazetelerde okuyan sizlerin de ciğeri yanmıştır. Evet. Yüreği parçalanmıştır. Nasıl yanmasın değil mi? Nasıl yanmasın? Şöyle yayına girmeden bir dakika önce konuşuyorduk. Arkadaşlarınızla yola çıkıyorsunuz. Evet. Aracınızla gidiyorsunuz. Aracınız bozuluyor. Evet. Olası şeyler. Kenara çekiyorsunuz aracı. Ve arkadaşlarınızla diyorsunuz ki ya biraz kenara çekelim. Farları da yakalım. Gelen araçlar bize vurmasın. Allah görsünler. Görsünler. Bir kaza olmasın. Son sürat. Son sürat. Son derece lüks bir araç. Direksiyonda 16 yaşında ehliyetsiz bir çocuk geliyor, çarpıyor, sizi hayattan koparıyor. Evet. Ve 29 yaşında birini aldı götürdü, 16 yaşındaki bir çocuğun, ehliyetsiz bir çocuğun araç kullanması. Evet, evet. Şimdi düşünsene Müge, yol kenarındaki araç, ATV aracı yani bir... ne diyelim buna, özellikle böyle safari yapılırken ormanda kullanılan araçlar, yani açık korumasız araçlar bunlar, ATV'ler. Ve geçmişte de bu ATV'lerle ilgili çok kazalar doğru, çok canlarımızı da kaybettik. Orada savunmasızlık iki kat oluyor. Burası tabii, çok önemli. Çünkü bir aracın içinde sen sıkıntını, diğer araçlar sana zarar vermesin diye aracın içinde beklemiyorsun. Yani kapalı bir şeyin içinde değilsin. Devam edelim. Evet, yazar 16 yaşında ehliyetsiz direksiyon başına oturan ve 29 yaşında evli bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan çocuk. İsmini vermeyelim çünkü 16 yaşında, bakın. Ona da bir şey duyuyoruz. Evet, onda... Yani 16 yaşında Instagram'da haberi yazdığımızda diyorlar ki niye isminizi vermediniz? Neyse, yazar Eylem Tok ve doktor Bülent Cihan Timur'un 16 yaşındaki oğlu direksiyon başına geçti. Geçiyor. 29 yaşında evli bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Ya. Diğer 4 kişiyi de ağır yaraladı. Haberimizi izleyelim. Sonra tarafların, kazaya şahit olanların, rahmetli Oğuz'un yanında o sırada bulunup yaralananların, kuzeninin ve çocuğunu olaydan hemen sonra yurt dışına kaçıran annenin açıklamaları var. İleteceğiz. Sizin Barko Vizyon'da izlediğiniz anne ve oğlun olaydan hemen sonra annenin, yazar Eylem Tok'un oğlu, 16 yaşındaki oğlu TC'yi de alarak İstanbul Havalimanı'ndan çıkış görüntüleri. Çünkü oğlunu alıp hemen kazadan sonra götürüyor ki iddiasına göre, şimdi onun açıklamasını da tekrar vereceğiz. İki ayrı açıklama yaptı çünkü. Oğlunun başına bir şey gelmesinden, oğlunun olaydan sonra darp edilmesinden korktuğu için aman oğlum diyerek oğlunu alıp yurt dışına, Mısır'a kaçırıyor. Götürüyor demek istemiyorum. Bu bir, onun burada, adı bir kaçırma. Yok. Bir kere hani burada sosyal medyada da pek çok bu olaya bakanlar da ikiye bölündü. Birinci başlık şu. Burada bir hani bir kaza olduğunda kaza ihmali derler ya. Burada bir ihmal söz konusu derler. Burada ne var biliyor musunuz sevgili seyirciler? Vicdan ihmali var. İnsanlar vicdanını kaybetmiş. İki tarafta da anne var. İki anne görüyoruz. Bir annenin çocuğunu babasız kalmasıyla kanayan yarasını, yüreğini, acısını görürken, hissederken, biz hissedebildiğimiz kadarını hissediyoruz tabii ki. Onun kadar hissedemeyiz. Bu tarafta da yine bir anne görüyoruz. 16 yaşındaki çocuğunu, o da annelik içgüdüsüyle ama asla empati kurmayarak. Aynı şey kendi çocuğunun başına gelse aynı şeyi yapar mı Müge? Yapar mı? Bir de şunu düşünüyorum Yelda'cığım, bak. Vicdan ihmali, tırnak içinde. Vicdan ihmali. 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı. Evet. Ömrünün baharında. Evet. Daha kızı bebek, anne kucağında, gencecik eşi. Tabii ki o bebek babasını tanımadan büyüyecek. Evet. Genç eşi
eşini sapasağlam bir gece ansızın kaybetmenin şoku ve üzüntüsünü son nefesine kadar atamaz. Evet, sonraki yıllarda tekrar bir aile kursa da onu atamayacak. Asla unutamayacak. Sevdiği adam güle güle evden yolcu etti. Akşam bir daha eve gelemedi. Sapasağlam bir adam. Hastalığı yok, rahatsızlığı yok. Ya bir de birisini daha düşünüyorum. Kim? Hatta biraz daha ileri gideyim. Onu en önce düşünüyorum. Oğuz'un, rahmetli Oğuz'un eşinden önce onu düşünüyorum. Oğuz'un annesi. Evet. Sen bir anneye nasıl ya, evladının öldüğünün haberini Allah yaşatmasın. Amin, amin. Hiçbirimize yaşatmasın. Amin. Bizi izleyenlere de yaşatmasın. Oğuz'un annesine 29 yaşındaki evladın, 16 yaşındaki bir çocuğun direksiyona geçip son derece lüks bir arabayla gaza son basarak sürat, oğlunu öldürdüğü nasıl haber verdiler? Ya. Eğer yazar Eylem Tok oğlunu düşünüp aman onun canına bir şey gelmesin diyerek mısıra kaçırıyorsa buradaki acılı anne ne olacak? Madem evlat ve annelik konusunda bu kadar hassas, evladını kaçırıp götürürken Oğuz'un annesini de düşündü mü? Ya yok Müge, düşünmedi ve ne yazık ki kendi evladımız olduğunda böyle acayip duygusal yaklaşıyoruz. Aman onun yaşının küçüklüğü, aman ona zarar verirler, aman darp edilirler. O kadar sinirliyim ki. Niye sinirliyim? Biz kadınların, annelerin sadece kendi çocukları değil, karşı tarafın da yarasını, acısını anlamamız gerekiyor. Bakın kazanın ne kadar aslında o 16 yaşındaki çocuğun direksiyon başına geçerek nasıl süratli gittiğini kuzen nasıl anlatıyor? Evet. Rahmetli Oğuz Murat Acı ile birlikte olan kuzen Süleyman Arslan. Benim böyle var ya, okurken tüylerim diken diken oldu Müge. Daha dur, daha neler var. Bakın okuyorum. ATV'lerle yola çıktık. Orman yolunda Göktürk'e kadar gidip orada yakıt aldık. Dönüşte benim kullandığım ATV arızalandı. Virajda durmak istedik, gelen araçların bize çarpmaması için ileri aldık. Biz ATV'nin sorununu çözmeye çalışırken vefat eden eniştem Oğuz, ATV'leri döndürelim, ışığı görsünler, bize çarpmasınlar diyor ve o önlemi de alıyorlar bir taraftan. Ve yaklaşırken bazı araçlar duruyor, kenarda yavaşlıyorlar ta ki bu araca kadar. Çok özür dilerim. Bir de bak, ben araç kullanmıyorum. Bu sebeplerden dolayı kullanmıyorum. Ben çünkü iyi bir sürücü değilim. Ben anladım, hemen olayı bıraktım. Ehliyet sınavına bile girmedim. Bak şimdi, Allah korusun, sen kullanıyorsun, evet, güzel de kullanıyorsun. Keza birine ya da bir şeye çarptın. Bir durup ben ne yaptım demez misin? Elbette. İlk refleksin ne olur? Ama insansa ne olur? Yahu yolun ortasında kedilere, köpeklere çarpıyorlardı. İçimiz böyle eriyor. Ben böyle aracı sağa çekip hemen o kediyi, hayvanı alıyorsun. Yani nerede bizim vicdanımız, insafımız nerede kaldı ya? Bu nasıl bir acımasızlık? Dahasını şimdi Müge anlatacak. Sen kendi çocuğunu düşünürken bir saat gecikmeyle hayatını kaybediyor. Bir saat sonra itfaiye oraya geliyor. Bu nasıl bir vicdansızlık ya? Bana kimse böyle annelikten bahsetmesin Müge ya. Böyle annelik olmaz. Gerçekten çok sinirleniyorum ya. Evet. Bakın. Devam ediyorum. Evet. Kuzen anlatıyor, Süleyman Arslan. Bazı araçlar bizi fark edip yavaşladı. Bize çarpan araç aşırı süratliydi. Çünkü 16 yaşındaki bir çocuk direksiyon başında. Aracın ışığını görmemizde aracın kayması bir anda oldu. Aşağı ormanın içine uçmuşum, bana seslendiler. O an toparlanmaya başladım, sonra Oğuz yok dediler. Onu aradık, ardından ambulanslar geldi, sedyeyle onu çıkardık. Kuzenim aracın altında kalmıştı, bakın aracın altında kalıyor. Evet. Aracın halini, görüntülerini gördün mü Müge? Gördüm, gördüm. Zaten arkadaşlar da ekrana getiriyorlar. Diğer arkadaşları da yerde yatıyormuş bu arada. Ben de mecbur ayakta durmak zorundaydım. Arkalarından birlikte gelen bir araçla kaçmışlar. Evet, yani bu Oğuz'u 29 yaşında hayattan koparan Oğuz'la birlikte 4 kişi daha var yaralanan. Evet. 5 kişiyi bir çip geçmek, onlar da ölebilirdi. Evet. 5 kişi birden gidebilirdi. Önemli değil sayı.
bir canın gitmiş olması ve olayın tabii sosyal medyayı bazen hani diyoruz ya sosyal medya ah sosyal medya ama bazen de iyi ki var. Bence çünkü de. Bütün detaylara ve kamuoyu üzerinde oluşan baskıya sosyal medya sayesinde aynen. ulaşabiliyoruz. Çünkü anne oğlunu da alıp kazadan hemen sonra sabahına varmadan yani hemen kaçıran anneden yoğun böyle felaket vaziyetteki mesajlar ve kamuoyu baskısı sonucu bir açıklama geldi. Dikkat bu açıklamaya. Şimdi iki ayrı açıklama geldi. Evet evet. Önce olayın hemen sıcağı sıcağına gelen açıklamayı size aktaracağız. Çünkü ikinci açıklamada artık başka bir şeyler var. Olay başka bir yere dönüyor. İlk açıklamada özetle verelim uzun. Oğlumun kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı. Annelik içgüdüsü. Lütfen bu olayda beni de anlayın. Kendim ve oğlum adına özür diliyorum. Ben, ya bu nasıl bir açıklama Müge? Bak bırak annelik, babalık, kadınlık, erkeklik. Bir insan evladı olarak kandan, DNA'dan, etten, kemikten oluşmuş bir insan evladı olarak şu lafa çok takıldım. Ve hanımefendi yazarmış. Özür dilerim. Özür dilerim sanki lafı neye kullanılır? Siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani böyle çarparsın dışarı. Özür dilerim. Seni kötü bir sözle incittim özür dilerim. Yanlışlıkla sana çarptım özür dilerim. Bir aileyi bitirmişsiniz. Bitmiş artık o ailenin. Neyin inceliği, neyin empatisini kurmamızı bir anne, bekliyor? Bir anne, evet sizin evladınız da ömür boyu taşıyacağı ve yaşayacağı bir travmayı sırtına yüklendi. Aynen, aynen. Onun için de hayat artık hiç kolay olmayacak. 16 yaşında bir çocuk birini öldürdü. İstemeyerek birini öldürdü. Evet. Bu da o aracı hayatı boyunca yalnız bırakmayacak. Evet. Ama siz bir anne olarak kalkıp diyorsunuz ki özür dilerim. Özür dilerim yani. Özür dilerim. Yani hayata herhalde bakış açınız bu kadar büyük bir can kaybında bile ya çok şey değil. Bir kere 16 yaşındaki o çocuğumuzun, o gencimizin aslında hiçbir suçu yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü onu yetiştiren ebeveynlerin suçu var. Sen o çocuğu alıp kaçırıp götürdüğünde o çocuğa daha fazla yük bindiriyorsun sırtına. O yük ne biliyor musun? Sen ona şöyle bir konuşma yapsan, oğlum hemen yetkililer, hemen müdahale, hemen gerekli açıklamamızı yapalım, hemen ifademizi verelim desen, senin çocuğunun sonraki yaşlarında daha sindirerek, bu olayı da daha rahat atlatarak yürüyecek. Ama sen ne yapıyorsun? Evet. Sen ne yapıyorsun ya? Hala böyle özür dilemenin ötesinde yok işte biz çok üzgünüz. Gelip şey ifademizi vereceğiz. Onu şimdi birazdan ya vereceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Bırak ona gelene kadar böyle bir olaydan sonra kamuoyuna yapacağın açıklama. Bu arada dün Yelda attı detaylara baktı. Hanımefendi çocuk psikolojisi üzerine kitaplar yazan bir yazar. Burası çok önemli. Ben yazarlığını bilmiyordum. Eylem Tok diye bir yazardan haberim yoktu. Hani internet siteleri ünlü yazar falan diyor. Ünlü yazar olsa bir şekilde bir haberimiz olur. Kendi çapında bir ünlü olabilir. Ama geçmiş insan psikolojisi evet üzerine evet ve çocuk psikolojisi üzerine kalem evet çalıyorsan birinin evladını, senin evladın yanlışlıkla öldürüp bir bebeği babasız, bir anneyi evlatsız, bir eşi de kocasız bırakıyorsa senin bir yazar olarak kullanacağın cümle bizim ağzımızdan, kalemimizden çıkacak cümlelerden çok daha dokunaklı, çok daha vicdanlı, aynen, çok daha insani olmalı. Eşittir özür dilerim olmamalı. Nokta. Biz özür dilerimi ayağına bastım, pardon, şunu düşürdüm, özür dilerim gibi. Bir de yani pardon deseydiniz bari. Yani sen pardon eşittir özür dilerim. Bir sana biri ölmüş. Yerde falanca arkadaşını öldürdüm. Özür dilerim ya. Bir daha yapma. Bu yani tamam, o kafamdaki karşı tarafta şey mi diyecek? Tamam canım önemli tamam, değil ya. Canın sağ olsun mu diyecek? Canın sağ olsun. Senin sen eğer ne güzel söyledi Müge. Ben dün açıklamalarına da baktım. Yani çocuk psikolojisi üzerine, insanlık hayat üzerine kurduğunuz cümlelere de baktım. O cümlelerde diyorsunuz ki hayat çok sıradan ve devam ediyorsunuz. Can yakmamak, can acıtmamak gerekiyor. Bu sizin demeciniz, sizin cümleniz. Gel daha şöyle bir şey.
Ne yaptınız? Şimdi hani kamuoyu ikiye ayrıldı. Evet, o da eylem tokta bir annedir. Tabii elbette ki çocuğunun geleceğini düşünmek elbette zorundadır. Ama bir taraftan da artık acılı bir anne, eş ve babasını hiç tanımayacak bir evlat var. Evet. Şimdi mümkün olduğunca ortadan gitmeye çalışıyoruz. Fakat annenin, yani eylem tokun açıklamaları biraz insanı çığırından çıkarıyor. Oğlunu, evet, eşi ünlü bir doktor. Kendisi ünlü bir yazarmış. 16 yaşındaki oğlunun kullandığı araç değeri bugün çok yüksek. Evet, belli ki zenginler. Sürat zengin aracı. Ve varlıklı bir aile. Müge. Şunu mu demek istiyor? Alt metninde bunu mu demek istiyor? Oğlumu alayım ben, bir şuradan kaçırayım götüreyim. Ah. Ondan sonra bir olayı kapatırız. İşte insanlar şu an benim söylediğim şey üzerine o kadar çok yazdılar ki. Çok. O kadar çok bağırdılar ki. Oğuz için adalet istiyoruz şeklinde o kadar çok hashtagler açıldı çok ki. Hem Adalet Bakanlığı'na hem sosyal medyada bu konuda duyarlı olanlara ve bunun üzerine gelen yoğun ve haklı, çoğu haklı hakaretleri, bedduaları bir kenara koyuyorum. Ne olursa olsun edilmemeli ama o kadar çok haklı tepki geldi evet, ki. Evet, haklılar. Bunun üzerine, evet, bunun üzerine eylem toktan o özür dilerim şeklindeki sabun köpüğü açıklamanın üstüne artık başka bir açıklama geldi. Evet, evet. Ne açıklaması geldi? Neden kaçtıklarına. Bir de şöyle bir iddia var. Olaydan hemen sonra 16 yaşındaki oğlunun ve arkadaşları ve Eylem Tok olayı çeken kişilerin elinden cep telefonuyla cep telefonlarını toplamışlar. Öyle bir iddia var. Neden Mısır'a gittiler ve oğlu, 16 yaşındaki oğlu annesine, ailesine bunun hesabını, bunu nasıl söylüyor? Eylem Hanım, Eylem Tok, yazar Eylem Tok, psikoloji üzerine yazan Eylem Tok, bunun üzerine bir açıklama yaptı. Kamuoyunun dikkatine, öncelikle yaşanan tüm olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, korktuğumu, paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecek ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim. Süper. Evet, ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tedbirleri almalıydım. Ama evet, almadınız. Evet. Şöyle, evet, evladınız sizden habersiz garaja girer, anahtarı da alır gider. Alır gider ama mesele onu yapması değil. Evladın onu yapmaması gerektiği bilincine ulaşacak bir ev ortamında yetişmesi, değil demek mi? Demek ki öyle bir ev ortamında bizim de değil. Bizim önümüzde para olurdu, anahtar ya da başka bir şey alıp yapar mıydın? Hayır. Şimdi çünkü arkada annenin babanın sana yüklediği şey var. Yine öğretim. 16 yaşındaki evlatlarını bakın. O 16 yaşında sonuçta. Evet. Reşit bile değil. Evet, değil, değil. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil. Oğlum olaydan sonra kaçmadı. Aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler çağrılmıştı. Bu böyle buraya dikkat çekelim. Bu olayın böyle, böyle olmadığını göreceğiz. Az sonra belgeler var. Ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem. Bir anne olarak oğlum darp edilir mi? Bir dakika. Başına efendim. Peki. Ha. Yani bir kaza sonucu, kazaya sebebiyet veren biri neden darp edilsin? Şöyle. Nasıl mesela, niye darp edilsin? Şimdi şöyle düşün. Kişinin yakınları tarafından o anda bir orada bir kaza olunca kişinin yakınlarının gelip onları şey yapmasından korkmuş olabilir. Bunun çünkü onun örnekleri de yaşanıyor. Peki, o zaman bunun altında annenin şu şeyi de var. Yapılan şeyin ne kadar aslında yanlış bir şey olduğunu, 16 yaşında sürat aracının içinde olması, öyle bir hızla o ATV araçlarına girmez, her şeyin farkında. Darp orada süsleme bir cümle. Tabii. Hiç aynen bana öyle samimi çocuğunu sakınan bir cümle gibi gelmedi, kusura bana, bakmasın. Bana da gelmedi ama böyle olaylar da var işte, ona istinaden anladım söylüyor. Anladım. Başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim. Ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların
kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk. Bülent Bey, yani kazayı yapan 16 yaşındaki çocuğun babası ünlü bir doktor. Bugün evet. Bütün ünlülerin, cemiyetin tanıdığı bir doktor. Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk. Buraya da dikkat. Buraya dikkat. Şimdi tekrar ediyorum. Evet. Yurt dışına çıkarken mağdurun öldüğünü bilmiyorduk lafı az sonra belgelerle asıl çürüyecek. Asıl gerçeğiyle çürüyecek, evet. Bunu öğrenince evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ile iletişime geçmeye çalıştık. Timur ise olayın olduğu andan itibaren kendi söylediği için artık oğlunun adını da deşifre etmiş olduk. Çünkü anne basın açıklamasında oğlunun adını vermiş. Bunu vermemeniz açıkça gerektiğini de bilmiyorsunuz. Çocuk psikolojisiyle ilgili konuşan, ama yazan artık, biri evet, olarak. Annesi söylemiş. Keşke bize söylemeseydiniz. Evet. Her gün lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam neyse onu çekeyim anne. Ben bir aileyi dağıttım anne diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak ve suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı. Ama annelik içgüdüsü lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların cep telefonlarını iddia edildiği gibi toplamadım. Bunlar doğru değil. Çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız. Kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Peki, hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum. Sinirleniyorum, böyle araya da girdim Müge. Yok, olur. Hayır. O yani adalet kısmı yükseliyorum. Yahu siz eğer adaleti istiyorsanız döneceğiz, cez değil. Dönün gelin buraya o zaman. Dönün gelin. Hadi hemen bugün gelin. Uçak biletinizi alın gelin. Neyi bekliyorsunuz orada? Sizi samimi bulmak çok istiyoruz. Siz de bir taraftan evet istemediğiniz bir şekilde çocuğunuzdan yara aldınız, üzüldünüz. Üzüntünüz de olabilir. Samimi değilsiniz. Hiç kusura bakmayın. Döneceğiz. Neredeler? Niye gelmiyorlar? Eğer kamuoyunda böyle bir baskı olmasaydı, seyircilere de soralım. Evet, lütfen. Lütfen. Keşke sesiniz olsaydı. Mesaj yazmak yerine bir sesinizi duyabilseydik ama neler söyleyebileceğinizi tahmin ediyoruz. Eğer yazar Eylem Tok kamuoyundan böyle güçlü bir baskı yemeseydi, tepesine binmeseydi kamuoyu sosyal medyada, oğlunu da alıp döner miydi? Müge olarak, vatandaş olarak bana soruyorsanız, gazetecilik, televizyonculuk bir kenara atıyorum şimdi, bence dönmez. Ben de sana katılıyorum. Bence dönmeyecekti. Bence o mesajları okuyan, bence bile akşam hala yoğun şu an migren sancısı çekiyorum. Yani değil ki olayın ne kadar uzağındayız. Evet. O mesajları okuyan dayanamaz zaten. Yaşayanı keşke, düşünün. Keşke olaydan hemen sonra evladınız, anne ben bir aileyi dağıttım, mahvettim, yok ettim, bununla yaşayamam dediği an bir psikolog, bir psikiyatristle, mutlaka onlar işlerini biliyor, oğlunuzu alıp beraber gitseydiniz gelsin, evet, kaçmak yerine. Evet, panik olabilirsiniz. Korkunç bir şey çünkü. İnsanın evladının bir başkasına çarpıp onu öldürmesi. Allah hiçbir eve, hiçbir aileye, hiçbir yuvaya bunu vermesin. Korkunç bir şey. Beddua almış olmak kadar kötü bir şey. Evet, evet. Ama ondan sonra siz okumuş, etmiş, artık toplumda bir yere gelmiş insanlarsınız, değil mi? Yazarsınız. Çocuk psikolojileri üzerine kitap yazan kişisiniz. Kriter ama falan değil. Şey, Müge, evet, hiç değil. Şöyle hiç değil. Yapalım. Hiç annenin değil. Bu söyledikleri konusunda kalemine, araştırmalarına, birçok konudaki haber ağlarına güvendiğimiz arkadaşımız, hı hı, Emrullah Erdinç çok önemli açıklamalar yaptı. Çok annenin söyledikleri doğru mu? Gerçekten kaçtılar, hı hı, mı? Ne üzerine dönmeye karar verdiler? Anne olay yerinden cep telefonlarını toplattırdı mı? Arkadan gelen araba 16 yaşındaki çocuğu alıp kaçırdı mı? İşte tüm karanlıkta kalan sorulara Emrullah Erdinç emniyet güçlerinden aldığı bilgilerle cevap veriyor. Dikkatle izleyin.